Şeytan Allah'a sanırım. Bu Kur'an Allah çocuk edindi diyenleri uyarıp korkutur. Yani Hristiyan aleminin dinsizliğe neden olan, bereketsizliğe neden olan, şu anki fakirliklerine, perişanlıklarına neden olan sebeplerinden bir tanesini söylüyor Allah. Allah çocuk edindi demeleri. Onu kaldırmış olsalar büyük bereket gelecek. İnşallah. O felaketin nedenini Allah hatırlatıyor, uyarıp korkutuyor. İnşallah. Çünkü Allah'ın çocuğu olmayacağı belli. Yani Allah bir insan değil. Allah'a haşa aciz göstermek olur bu. Bu da olacak iş değil. Yani sonsuz güç sahibi Allah. İnşallah. Allah niye çocuk edinmek istesin? Yani çok hiçbir mantığı yok. Bütün dünya onun zaten. Bütün kainat onun. Bütün çocuklar hepsi onun. Bütün insanlar, yaşlar, bütün mallar onun, her şey Allah'a ait. Niye çocuk edinmek istesin Allah? Şirk bu. Bu beladan onları korumak için Cenab-ı Allah uyarıyor. İnşallah. Kehf suresinde, yani ahir zamanda Hristiyanların bu felaketten kurtulacağını, Mehdiyet devrinde bu felaketten kurtulacağını anlıyoruz. Yani kalkacak, düzelecek felaket bu işte. Felaketlerden biri. Evet, dinliyorum. Bu konuda kendilerinin ve atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Yani hiçbir kitapta, hiçbir yerde böyle bir şey yazmıyor diyor Allah. Daha önce de böyle bir şey duyulmuş değil. Ya, tamamen uydurma diyor. Hakikaten Yunan mitolojisinden, oradan buradan alıntı bir inanç sistemi. Eski Roma inançlarından alıntı. Dolayısıyla yani ne havarilerden duyulmuş bir konu, ne o devirde yaşanmış bir şey, İsa'nın ağzından hiçbir şekilde böyle bir şey duyulmamış. Allah onu söylüyor. Yani kendileri uydurdular bunu diyor, ama çok kötü bir uydurma. Büyük bir felakete sebep oldu. Yani ne gerek var? Allah bir deseler Müslüman olacaklar ya. Namazlarını kılsalar, var İncil'de namaz. Zekat da var. Zekatlarını versinler, Müslüman olacaklar. Ama bütün peygamberleri kabul etmeleri lazım. Yani hiçbir peygamberi ayırt etmemeleri lazım. Hazreti Muhammed dahil. Geçmiş bütün peygamberler saygıyla anmaları lazım. O şekilde Müslüman olurlar. İnşallah. Ahir zamandaki kurtuluş yolu onlara gösteriliyor. Nasıl kurtulacaklar? Yani Mehdi devrindeki kurtuluşun ana maddeleri açıklanıyor. Evet. Ağızlarından çıkan söz ne büyük. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yalan işte. Klasik yalan. Kim bilir kim uydurdu birdenbire o eski Roma döneminde. O zamanın putperestleri Hristiyan oluyorlar topluca. Demişlerdir ya, bizim dinimizde böyle bir şey de var putperest dininde. Bunu bundan böyle birleştirsek daha hoş, daha güzel olur yani. Daha mantıklı olur. Böyle bir şey yapalım dediler herhalde kendi kafalarına göre. Uydurduklarını ve yalan söylediklerini Allah söylüyor. Ama büyük bir olay bu diyor Allah. Yani küçük bir konu değil diyor Allah. Dolayısıyla bütün dünya bir felakete, uğursuzluğa sürükleniyor. Bütün Hristiyan alemi. Hepsi sürünüyor perişan. Hiçbir mutlu değil. Sebebi bu. Bunu bırakacaklar. İnşallah.